rotandan hiç sapmadan, yolundan hiç çıkmadan dimdik yürürsen, dünya seni eninde sonunda başladığın noktaya getirir. Ben yolumdan hiç sapmadım. Eski yaralarım kanadı. Yeni yaralar açıldı bu yolda. Ama ben yorulup geri dönmedim. Neden yola çıktığımı hiç unutmadım. Şimdi en başa döndüm. Her şeyi başlatan düşmanımla hesaplaşma zamanı. Buradayım Burak Ersoylu. Bir nefes uzağındayım. Sana ecelini getirdim. Artık çıkmaz sokak. Çık karşıma, bitirelim şu hesabı. Burak! Burak yok. Senin ne işin var burada? Burak'ı almaya geldim ama benden önce gitmiş. Geleceğimi biliyordu, yine kaçtı demek ki. Kaçmadı. Kaçmadı. İhtiyar onu koruması altına aldı. Neymiş? Nedir bu kadar hayati olan? Balaban öldü. Ali Rıza öldürmüş. Ne bekliyordun ki? Elbette babasının intikamını alacaktı. Onu durduramazsın. Kimse durduramaz. Ali Rıza benim oğlum değilmiş Haşmet. Yalan söylemişler. Biliyorum. Biliyor musun? Sen de mi Haşmet? Sen de mi onlarla bir olup bana bu oyunu oynadın? Beni iyi tanırsın. Yüreğim avcumda gezerim. Benim oyunla tezgahla işim olmaz. Nereden biliyorsun o zaman? Ali Rıza ile düşündüğünden daha yakınız. Bana o söyledi. Çok yeni.
Bana büyük bir oyun oynadılar Haşmet. Çok canımı yaktılar. En derin yaramı deştiler. Bu oyuna kimler alet olduysa hepsi bedelini ödeyecek. Ali Rıza da, diğerleri de. Ali Rıza ile ne ilgisi var? Yalansa ona da yalan söylendi, öyle mi? Orası meçhul. O da bu oyuna hizmet etti. Hem de başrol oynayarak. Onca zamandır onu oğlum sanarak korudum. Bir sürü insana düşman ettim kendime. Hatta gölgeleri bile karşıma almayı göz aldım. Benim zekamla, zaaflarımla oynayan herkes. Ama herkes bedelini ödeyecek. O bedeli ödetecek kadar yaşayacak mısın? Bilmiyorum. Ama ben öldükten sonra intikamımı alacak birini bırakacağım arkamda. Kimmiş o? Bana bak Ali Rıza. Cesursun, zekisin, inatçısın. Seni bu yüzden seçtim bu yolda. Ama 2-3 tane taksici arkadaşınla ne kardeşinin intikamını alabilirsin Burak'tan ne de babanın yarım bıraktığı vazifeyi tamamlayabilirsin. Göreceğiz. İstersen 10 tane ihtiyarın arkasına saklansın. Saklandığı delikten bulup çıkaracağım o Burak'ı. Bu hesabı kapatacağım. Bana bak. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Burnunun dikine gidiyorsun. Bergüzar yetkiyi Burak'a devredecek. Yeni kral Burak olacak. Bu ne demek biliyor musun? Evet biliyorum. Onu öldürmek için bir sebebim daha var demek. Hayal görüyorsun, hayal. Burak çok güçlü artık. Sen Bergüzar'ı karşına almakla kalmıyorsun. Çok büyük bir gücü de karşına alıyorsun. Bunu tek başına beceremezsin. Bana ihtiyacın var. Benim desteğime ihtiyacın var. Bunu anla. Benim ihtiyacım olan tek şey burası. Ben kardeşimi, babamı, arkadaşlarımı gömdüm buraya. Yani bu deli cesareti değil. Boyun borcu. Sen de bunu anla. Neden beni dinlemiyorsun o zaman? Burak gücü ele geçirdikten sonra dünyanın başına yıkacak. Daha çok sevdiğini elinden alacak. O zaman seni ben de kurtaramam. Hiç kimse kurtaramaz. Sen orasını düşünme. Burak'ı benim elimden kim kurtaracak? Sen onu düşün. Neden Burak? Neden yaptın bunu? Çünkü intikamımı alacak tek kişi o. Zaten gölgelerin bir kısmı yetkilerin Ersoylulara geçmesini istiyordu. Ben de hayatta kalan tek Ersoylu'ya, Burak'a devredeceğim. Bir taşla iki kuş vuracağım. Hem gölgeler memnun olacak, hem de ben öldükten sonra intikamım alınacak. Gözüm açık gitmeyeceğim yani. Bütün bunları neden anlatıyorsun bana? Benim durduğum yer belli. Duracağım yerde. Nerede duruyorsun Haşmet? Ali Rıza'nın yanında mı duracaksın? Rıza kim? Ne zamandır seninle? Biz ömrümüzü bu alemde birlikte geçirdik. Ne rızalar geldi, ne rızalar gitti. Adlarını, sanlarını hatırlayan yok. Biz 30 yıldır buradayız ama. Birbirimizin iyiliğini bizden başka düşünen olur mu? Fuat zaten öldü. İntikam defteri kapandı. Burak'a dokunma. Çark dönsün, alem yürüsün. Burak tetiği çekti mi? Çekti. Tetiği çeken belliyse sonu da bellidir.
sonunun ne olacağını zaman gösterecek Haşmet. Burak şimdi benim, ben öldükten sonra da gölgelerin himayesinde. Yani sandığın kadar kolay lokma değil. Aklını başına topla. Burak'a duyduğun kinden vazgeç. Sen pişman olursun. Anlaşılan bunca senenin hukuku bugün burada sona erdi. Racon. Yakında Burak'ı alacağım. Cezasını da kendi ellerimle vereceğim. Önünde duran, arkasını kollayan kim varsa ezer, yakar geçerim. Arkama da bakma. Hayatım boyunca beni sevmen için elimden geleni yaptım baba. Sana layık olmak için güçlü, gurur duyacağım bir evlat olmak için elimden geleni yaptım baba. Çok acı çektim. Çok bedel ödedim. Ama hak ettim. Şimdi çok güçlüyüm. Ama siz yoksunuz. Çok güçlüyüm. Ama siz yoksunuz. Ben yapayalnızım. Ama çok güçlüyüm. Görüyor musun baba? Hı? İşte sana Burak Ersoylu. Bundan sonra kaybetmek yok. Bundan sonra hep ben kazanacağım. Görüyor musunuz? Size yemin ederim, sizi benden alan kim olduysa, kim sebep olduysa hepsi tek tek bedelini ödeyecek. Çok az kaldı. Çok az. Abi ne haber ya? Kusura bakma, ben öyle daldım. Yalnız kalmak istiyorsan... Yok yok Fiko, gel. Gel gel. Gel otur. Kaldık zaten yalnız. Daha ne kadar kalacağız? Şuna bak. Bütün sevdiklerimi yanımdan aldılar. Bir sen kaldın lan yanımda. Ben hep varım. Hep olacağım. Ölene dek. Eyvallah. Hiç böyle hayal etmemiştim lan. Bu konuma geldiğimde hiç
bunların olacağını düşünmemiştim. Ersoylu adını zirveye kazıdım. Ama bunu ne babam görebildi, ne abim. Bir kez olsun ya, bir kez olsun şu yüzüğü parmağımda görselerdi. Bir kez olsun. Benimle gurur duyarlardı. O yüzük ne? Bu ne biliyor musun Fiko? Bu güç. İşte güç bu. Bu kadar. Bunu takıyorsun. Senin karşında dağ olsa duramıyorlar. İhtiyarın yüzüğü. Bütün gücünü, servetini, bütün yetkisini bana devrettiğinin sembolü. İşte bu. Bu kadar. Bunun açamayacağı kapı, boyun eğdiremeyeceği insan yok. Ne zaman başlıyoruz? Sabredeceğiz Fiko. Sabredeceğiz. Şu gücü bana tam versinler. Şu yetkileri üzerime geçirsinler. Sonrası kıyamet Fiko. Beynimdeki bu illet yakında bütün sinir uçlarıma kadar sirayet edecek biliyorsun. Her şeyi unutacağım Zafer. Gücümü, intikamımı, hatta kendi adımı bile. Kimsenin beni o aciz durumda görmesini istemiyorum, anlıyor musun? Seni tanımadığım an beni öldüreceksin Zafer. Benden nasıl istersin? Zafer. Bana nasıl sadık kaldıysan Burak'a sadık kalacaksın. İntikamımı alana kadar yanında olacaksın. Ben görmesem bile sen benim yerime göreceksin. Ali Rıza. Halide. Ne işin var bu saatte burada? Eve dönüyordum. Bir seni göreyim dedim. Aklıma düştün. Aklımdan çıktım yani bir ara. Sen benim kalbimdesin, kalbimde. Bu defterle Ali Rıza. Babamın gitmeden bana bıraktı. Ne zaman bitecek? Yakında Halidem. Çok yakında. Bütün bunlar bitse. Hiç yaşanmamış olsa. Bizim canımız hiç yanmamış olsa olmaz mı? En başından başlayacağız her şeyi.
Seni hikayemin başladığı yere götüreceğim. Neresi orası? Düzce'ye. Baba evime. Seni oraya götüreceğim. Geceleri ocak yakacağız. Sabahları ağır ağır bir sis çökecek her yere. Biz el ele tutuşup o siste yürüyeceğiz. Yaylalardaki yaşlı tahmetelerin ağzından masallar dinleyeceğiz seninle. Atalarımın topraklarına seni gelin götüreceğim halde. Düğünden önce Lezginka da öğreteceğim sana. Beraber oynayacağız. Niye onun düğünündeki gibi? Niye onun düğünündeki gibi? Ama bu sefer gelinliğin kana boyanmayacak. Derdimiz olacak gelinliğin. Kavgasız, kansız, silahsız. Huzur içerisinde diz dize yaşlanacağız, sana söz veriyorum. Ben Rıza, ben hiç bu kadar umutlanmamıştım. Benim için. Bizim için. Bütün bunları yaşayabilmemiz için. Hayatta kalamam. Kalacağım halinden. Kalacağım. Hep senin yanındayım. Biliyorsun. Her zaman. Ya. Mithat. Süslü Mithat. Sen yüzüğün yanındasın. Ama benim için sorun yok. Bana uyar. Bak Burak. Seni temin ederim ki. Gerek yok. Ben seni tanıyorum. Bak, sen benim yanımda ol. Bana hata yapma yeter. Yoksa asıl ben seni bir temin ederim. Ben hata yapmam Burak. Ben aptal değilim. Aile insanın en güvenli limanıdır. E biz de aileyiz. Sen bana güven. Balaban gitti. Sahipsizler de tamam. Adım adım finale doğru yürüyoruz yani. Dur da Ferit. Lokmanın büyüğü ağzımızda, çiğnemedik. Ağzımız dolu, kursağımız boş. Belgüzar yeni kral olarak yerini Burak'a bırakıyor. Yani gölgeler artık Burak'ın arkasında duracaklar. Ya bir gölgelerdir aldı başını gülüyor aslanım ya. Kim bu gölgeler? Kimin neyin nesi? Sistemin ana çarkları diyebiliriz abi. Yani? Kim bunlar? Babam defterinde hiç kimsenin görmediği, adını bile duymadığı 7 kişi diye bahsediyor. İhtiyar bunların eli ayağı. Bu öldükten sonra da Burak olacak. Demek ki Burak'ı halledersek alayının elini ayağını keseceğiz. Mesele sadece Burak değil abi.
Burak'a emanet edilecek serveti de yok etmemiz lazım. Burak'ın canı başkaları için de kıymetli artık. Önüne siper olup o herifi yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Can damarlarını kesersek yaşatamazlar. Ne var aklında? Bunları besleyen en önemli damarlar sokaktakiler. Gece kulüplerinden, kumarhanelerden, sokak çetelerinden çok ciddi bir akış var yukarı doğru. Sokaktakileri yanımıza çekmemiz lazım. Yukarıya akan parayı ve desteği yanımıza çekmemiz lazım. İyi de bunların hepsi yukarıya biat etmiş adamlar. Yanımızda dururlar mı? Dururlar. Dururlar. Vay be. Mithat elinin eteğini öpecekti. Bu nasıl bir güçmüş arkadaş? Ha? Alemin yeni kralı sensin resmen. Daha değil. İhtiyar ölmeden gücü teslim etmiyorlar. Ama benim Bergüzar'ın ecelini bekleyecek sabrım yok Fiko. İhtiyar'ın ölümünü hızlandıralım mı diyorsun? Aynen öyle Fiko. Haşmet'in de. İlk etapta ikisini paketleyeceğiz. Sonra şu Ali Rıza'yı bir yalnız bırakalım bakalım. Baş başayken ne yapıyor? Bana bir iki gün ver. Ben bir ekip kurayım. İhtiyar'ın arkası sağlam. Onu tek seferde indirmemiz lazım. Yoksa namlu bize döner aman diyeyim. Öyle değil. Baskın yok. İhale bize kalmasın. Bizim yaptığımız anlaşılırsa gölgeler gücü bize devretmez. Öyle ya da böyle anlaşılmayacak mı abi? Ben başka bir formül düşünüyorum. Fiko. Şu telefonlardan kurtul. Hı hı. Kendininkinden de. Herkesin. Herkesin hattını değiştir. Bir de sinyalden tavşan gibi patlamayalım. Baş üstüne. Kral. Fiko. Sağ olasın. Afiyet olsun Haşmet abi. Abi bir şey olursa dışarıda. Tamam Recep. Eyvallah. Yukarıyı besleyen damarları kesmek iyi fikir Ali Rıza. Eğlence mekanlarından gelen manolar kesilince Mithat'ın hemen huzuru kaçacaktır. İçten içe Burak'ı oymaya başlar. Aynen öyle. Buradaki isimler yukarıya en yoğun desteği verenler. İlk bunlardan başlarız diye düşünüyorum. Siverekli Ömer, Hurdacı Medet, Emetli Cahit. Evet, bu isimler isabetli. Siverekli kumarhanelerden gelen paraları tek başına yüklenir. Mithat'ın en sağlam kaynaklarından biri. Emetli dostumdur, has dostumdur. Hasan da bilir. Mapushane arkadaşımız. Bilmez miyim ha? Beraber kaç yılımızı eskittik mapushanede. Eğrisi büyüsü yoktur Emetli'nin. Raconu da, duracağı yeri de iyi bilir. Hurdacı'nın ne tepki vereceğini bilmiyorum. Güçkin'de ise ondan yana. Kılıç olduğum dönemden biliyorum. Ama onun bizim yanımızda olması önemli. Sokak istihbaratı tamamen onda. İstanbul'da ondan habersiz kuş uçmuyor. Onun istihbaratı çok işimize yarayacak. Doğrudur. Hurdacı sorun çıkartabilir. Ama çözeriz. Sen onu dert etme. Dini imanı paradır. Canını al, parasını alma. Bu listedekiler kilit isimler. Ama yetmez Ali Rıza. Eğer Burak kafasını delikten çıkartsın istiyorsak daha fazlasına ihtiyaç var. Aşağıyı iyice kökünden sallamalıyız ki Ersoylu'nun huzuru kaçsın. Gel Sabri. Buyurun.
Yukarıyı besleyen kumarhaneci, kulüpçü, organize kim varsa bugün karşıma dizeceksin. Eksiksiz. Olur abi. Kazamız mübarek olsun. Eyvallah. Eyvallah. Derya. Baba. Kızım, merhaba. Telefonda canın sıkkındı. Ha, bir şey mi oldu? Kötü geliyordu sesin. İyi misin? Gel. Gel şöyle. Burak dün gece evden apar topar ayrıldı. Beni de bir otele yerleştirdiler. Nereye gittiğini de söylemedi. Ben onu dün geceden beri arıyorum ama açmadı. Şimdi de telefonunu kapatmış. Baba sen nerede olduğunu biliyor musun? Çok merak ediyorum. Sen canını sıkma. Uygun olduğunda o seni arayacaktır. Bir de bu aralar Burak'ın üstüne çok fazla gitmesen iyi olur. Baba. Benim onunla çok önemli bir konu konuşmam gerekiyor. Lütfen yerini biliyorsan söyler misin? Tamam, neymiş bu önemli mesele? Bana söylesen. Hamileyim. Derya. Bu şahane bir haber. Baba bunun neresi şahane? Telefonlarıma bile çıkmıyor diyorum sana. Güzel kızım benim. Sen büyüdün de annem olacaksın. Canım benim. Bak, bak kafanı takmanı istemiyorum tamam mı? Merak etme Burak'ın sana ulaşmasını sağlayacağım ben. Anladın mı? Her şey çok güzel olacak. İnan bana. İnan bana bak. Baban burada. Senin için de, doğacak çocuğun için de ne yapmak gerekiyorsa yapmaya hazırım. Tamam mı? Bilmiyorum. O kadar soğuk, o kadar uzak ki bana karşı. Belki de ona hiç bunu söylemeden... Aa sakın Derya. Duymamış olayım. O hepimizin canının bir parçası. Sen Burak'a dert etme, tamam mı? Babalık öyle eşsiz bir duygu ki... İnsanı böyle baştan aşağı değiştiriyor. Ruhunu temizliyor. Bir kez hissetsin o böyle. Bir kez baba olacağı günü hayal etsin. Ne soğukluk kalacak ne de ilgisizlik. İnan bana. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü ben de bir babayım. İyi ki varsın. Ve bir insanı kendi canından daha çok sevmek ne demek? Bunu çok iyi biliyorum. Canım kızım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bak, Burak da öyle olacak, inan bana. Ama ben sana birazcık da kızgınım açıkçası. Niye? Ya şu genç yaşta dede oluyorum. Yani süslü Mithat, oldu süslü dede. Süslü dede. Canım kızım. Sözümüzü kırmayıp buraya kadar geldiniz. Eksik olmayın. Hoş geldiniz. Eyvallah. Tamam, hoş eyvallah. Eyvallah. Hepiniz beni bilirsiniz. Son söyleyeceğimi başta söylerim. Her şeyi açık açık konuşacağız. Size mühim haberlerimiz var. Mühim bir de teklifimiz. Ali Rıza anlatacak. İyi dinleyin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hepimiz biliyoruz ki hep kelle koltukta çalıştınız. Çok bedel ödediniz. Hala da ödüyorsunuz.
Kim için? Ne için? Yukarıdakiler ve ihtiyarı beslemek için. Onlara akıttığınız paranın içerisinden ne kadar alıyorsunuz? Siz ölüyorsunuz, öldürüyorsunuz. Cezaevine siz giriyorsunuz. Ölümle burun buruna her an siz geliyorsunuz. Doğru mu? Doğru ama sistem bu. Peki, sistem bu. Ama bundan sonra kime çalışacağınızı biliyor musunuz? Burak Ersoylu'ya. Bırakma, o daha dünkü çocuk ya. Psikopatın teki o ya. Şimdi yer altında iki cephe var artık. Biz ve Ersoylu ile arkasındakiler. Nerede duracağınızı seçmeniz lazım. Eğer yanımızda olursanız sizden tek isteğimiz Ersoylu'yu beslemeyi bırakmanız. Para akışı, istihbarat, nakliye, kuryelik. Hiçbir imkanı Ersoylu'ya vermeyin. Artık kendinize çalışın. Bir bedel ödeyeceksiniz, Burak Ersoylu için değil, kendiniz için bedel ödeyin. Ha, koruma mı? Biz sizi koruruz. Var mısınız? Biz seni tanır, seni biliriz Haşmet ağa. Vurun diyorsanız vururuz, durun diyorsanız dururuz. Ben de, yeğenlerim de emrimizdeyiz. Ne derseniz o. Biz de varız. Biz de varız. Biz de varız. Var olun. Babam benimle önemli bir konu konuşacağını söyledi. Neymiş? Sana da merhaba Burak. Derya, uzatmayalım. Ne konuşacaksan hemen konuş. Çünkü bittiğinde benim de sana söyleyeceklerim var. Tamam. Önce sen söyle o zaman, merak ettim. Öyle mi? Derya, artık yanımda yakınımda olmanı istemiyorum. Anlamadım. Anladın. Artık yanımda, yakınımda olmanı istemiyorum. Bitti. Benim için zaten çok daha öncesinden bitmişti. Ben zorluyordum. Devam etmeye çalışıyordum ama olmuyor Derya. Olmuyor. Yani sen istiyorsun diye devam ettim. Hani dedim, ikinci kadın olmayı kabul ettin. E madem öyle, ben de bir şans vereyim dedim. İkinci kadın. Hala... Halide'yi seviyorum. Hala Halide'yi seviyorum Derya. Olmuyor. Unutamıyorum. Denedim. Çok uğraştım. Ama olmuyor Derya. Olmuyor yani. Unutamıyorum. Beni sevene sahip çıkayım dedim. Yok. Olmuyor. O yüzden bence artık sen de zorlama. Tamam? Sen ne söyleyecektin? Hoş geldin Melek. Beni kırmadın. Derya ile ilgili önemli olan şey nedir?
Dinliyorum. Mühim ve hassas bir konu var. Sana bunu söylemem lazım. Derya hamile. Bak bu sefer o gün şaka, öyle bir şey yok. Torunumuz olacak Melik. Ne? Ne diyorsun sen? Sence ben buna izin verir miyim? Derya o bebeği aldıracak. Anladın mı? Melek saçmalama. O bizim canımızın canı. Biz torunumuzun canına mı kıyacağız yani? Bak, Derya'nın da bebeğinin de bize ihtiyacı olacak. Bırak bu anlayışlı baba tavırlarını bana. Sen neyin peşindesin? Onu söyle. Kızımın mutluluğunun peşindeyim. Bak, Derya Burak'ı seviyor. Ondan bir yavrusu olacak. Evlenmeleri lazım Melek. Kızının mutluluğunu düşünen bir baba, kızının Burak gibi biriyle evlenmesine izin veririm. Benimle oynama. Bak, bu dünya, bu içinde bulunduğumuz alem bizden gerçekten çok şey aldı götürdü. Yani çok kirlendik biz, sen de ben de. Bizim arkamızda onlarca cenaze var. Ya bu saatten sonra ne olursa olsun biz artık kir tutmayız, leke göstermeyiz. Ama ya şu doğacak bebek bizim yeni bir başlangıç yapmamızı sağlayabilir. Onun temizliği bizi de aklar mı? Keşke bu söylediklerinde samimi olduğuna inanabilseydim. Ama bizi birbirimizden daha iyi hiç kimse tanıyamaz. Ben seni çok iyi tanıyorum. Sen şimdi benim kızımın mutsuzluğuna ön ayak olmamı istiyorsun. Ben bunu yapmayacağım. Ben kızımı senin oyunlarına alet etmeyeceğim. Ve o Burak'ın insafını bırakmayacağım. Melek. Bu mu? Bu kadar mı? Bitti mi? Bitmedi. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Halide'yi seviyormuş. Halide senden nefret ediyor. Ailesini öldürdüğün kızın karın olacağını mı düşünüyorsun? Senin bu kadarcık mı aklın ya? Tamam mı? Bitti mi? Rahatladın mı? Geçti mi kuyruk acın? Başka söyleyeceğim bir şey yoksa... Tamam. Yolun açık olsun Derya. Sen hayatımda tanıdığım en korkak adamsın. Sen kendini Ali Rıza ile bir tutuyorsun ama onun tırnağı bile olamayacak kadar acizsin. Derya çizgiyi geçme. Kral olacakmış. Senden bir halt olmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ali Rıza'dan korkmakta o kadar haklısın ki ben senin yerinde olsam saklandığım delikten kafamı bile çıkarmazdım. Çünkü senin gücün Ali Rıza'ya yetmez. Sözlerine dikkat et. Sen kimsin Derya? Sen kimsin de benimle böyle konuşuyorsun?
Ben kimim? Ben kimim öyle mi? Seni bu zamana kadar karşılıksız seven, senin her anında yanın... Ben bunları kime anlatıyorum değil mi? Çünkü sen busun ya. Sen bu kadarsın. Bencilin tekisin. Sen korkaksın. Senden kral falan olmaz. Meryem, bir daha karşıma çıkma. Yoksa bir daha böyle merhametli olmam. Sinan. Planın ilk adımı gayet iyi işte Dastan. Haşmet ağa sağ olsun. Desteği elimizi çok güçlendirdi. Eksik olmasın. Ağırlığını da itibarını da koydu ortaya. Koskoca Haşmet Gürkan sokaklardan yükselmiş. Yol yordan biliyor adam. Şimdi ne yapıyoruz? Önce Mithat'tan başlayacağız. Sen Siverekli yara abi. Yarın Mithat'ı arasın, posta koysun. Kumarhanelerden gelir kesilince Mithat hamlesini yapacak. Ondan sonrası zaten kolay. Tamam, o iş bende. Beni şu sağda indir abi. Hayırdır, eve gitmiyor musun? Aile de klinikte. Onun yanına bir uğrayacağım. Şurada duralım abi. Abi, mahallede tedbirleri arttıralım. Biz hamle yapmadan onlar hamle yaparsa gafil avlanmayalım. Aklın kalmasın aslanım. Hiç olmadığı kadar sıkı tedbir aldık. Bırak mahalleye girmeyi, mahallenin bir kilometre yakınına gelemezler. Eyvallah. Haydi görüşürüz. Selam söyle Halil'e kızımıza. Baş üstüne. Biraz. Ama o kadar güzel rüya görüyordum ki hiç uyanmak istemedim. Neyi görüyordun? Sevdiğim adamı. Böyle yanımdaymış. Benim saçlarımı okşuyormuş. Bana şiir okuyormuş. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada? Seni görmeye geldim işte. Sen? Bilmem ki. Yani öyle eve gitmek istemedim. Biraz kafamı dinlemek istedim. Kitap okurken de dalmışım. Bana da okur musun? Sen şiir sever misin? Çok. En çok da Necdet Supi'yi severim. Ben de en çok şu şiirini severim bak. Gönlünü sevda. Ömrünü kavga tutmuşken. Ne yana dönsen bir yanın karanlıkta yıkanır. Nereden tutsan hayatı dağılır ellerinde. Aynı eller okşar yarın saçlarına. Aynı eller dövüşür düşman deliklerine. Sırtını dönsen hançer yarısı. Kucağını açsan kan revan. Etindeki sızının tuzudur sevda. Ne vakit yâri öpsen, ayrılık korkusuyla yanar yaran. Ne vakit yâri öpsen, ayrılık korkusuyla yanar yaran.
Abi. Mert. Bu ne hal abicim? Bir inşaat firmasına CV bırakmıştım da. Görüşmeye çağırdılar. Ne diyorsun? Allah. Süper. Oh, yavrum benim. Biz söz tutmayı senden öğrendik. Sözümü tutacağım, merak etme. Abin de sana verdiği sözleri teker teker tutuyor. Sen de onu merak etme. Balaban mı? Hadi gelin. Kahvaltı hazır çocuklar. Hadi bakalım. Şurupları 4'er saat arayla kullandıracaksınız. Bir de boğazı için antibiyotik verdim. Onda saatlerine dikkat edin, olur mu? Tamamdır canım. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Senden de. Bak bakalım yakışıklı. Şimdi sen anneni üzmeden ilaçlarını güzel güzel kullanıp iyileşiyorsun, tamam mı? Tamam. Aferin sana. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Sağ ol. Halde. Ne işin var senin burada? Haklıymışsın. Annem haklıymış. Burak 5 para etmez herifin tekiymiş. Derya. Defol git buradan. Sen onca yaptığın şeyden sonra hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Ne olur bir dinle Halde. Çok pişmanım, çok özür dilerim. Annemi de beni affetmesi için tek ikna edecek kişi sensin. Sen bir de bütün yaptıklarından sonra yüzünü hiç kızarmadan yardım istemeye mi geldin? Ben çok sevdim ama o kadar çok sevdim ki gözüm kör oldu. Ama siz en başından beri haklıydınız. Lütfen affet beni. Sen özür dileme ihtimalini çoktan kaybettin. O yüzden şimdi çek git buradan. Bir daha da ne yüzünü göreyim ne de sesini duyayım. Dün gece Haşmet ve Ali Rıza mekancıları toplamışlar. Yani? Yani sana karşı, bize karşı yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Aferin onlara. Tamam. Bırak çeksinler. Endişelenecek bir şey yok. Nasıl yok ya? Adam topluyorlar diyorum sana. Siverekli aradı. Bundan böyle pay göndermeyeceğim dedi. Bir de posta koydu resmen. Sen bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Beraber oturup siverek tavası yiyecekler. Ya Mithat. Endişelenecek bir şey yok. Sakin ol. Bir şey çıkmaz. Ne demek olduğunu biliyorum, evet. Benden korkuyorlar. Korkuyorlar ve sinekten medet umuyorlar. Bu. Rahat ol. Bir cacık çıkmaz. Ben yine de meydanı boş bırakmayalım derim. Bak bunun sonu mekancıların isyanı olur. Bu da bize hem para hem de itibar kaybettirir. Doğru söylüyorsun. Ya Mithat. Sen mekancı değil misin? Mekancıların başısın. Evet. E tamam, hallet bu işi. Ne bizi uğraştırıyorsun? Git hallet. Git. Onlara şöyle tane tane kendi üslubunda kibar kibar kimin kral olduğunu anlat. Tabii. Başkan.
Derya ile konuşabiliriz mi? Konuştuk. Sorun yok. Yok. Bütün sorunları çözdük. Güzel. Menemen efsane olmuş. Yavaş Rasim, sanki önünden alıyorlar. Yavrum, işe yetişeceğim ben ya. Otur Rasim. Galeriye gidilmeyecek. Ne demek o ya? Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Rasim. Galeriye gidilmeyecek çünkü galeri kapanacak. Nasıl? Biz ne iş yapacağız? Daha önce ne iş yapıyorsak onu yapacağız Rasim. Efendim abi. Tamam, geliyorum. Galerinin anahtarlarını alayım. Hadi. Ben çıkıyorum. Hadi gel, atayım seni de. Gel. Anne dua et ha. İnşallah olur. Hep dua ediyorum oğlum. Dikkat edin kendinize. Hadi. Kolay gelsin ayrıca. Sağ ol annem. Hadi görüşürüz. Geç. Aslan. Rasim'le konuş. Aklının başına devşirsin. Eğer ben konuşursam çok fena konuşurum kızım. Tamam anne, tamam. Konuşacağım. Rasim. Sakın bir şeyleme bak kalbine kırarım ha. Çok beklersin. Az önceki tavrın için annemden de Ali Rıza'dan da özür dileyeceksin. Ne özrü ya? Ne özrü? Özür dilemem. Dileyeceksin Rasim. O bizim iyiliğimizi istiyor. Gerek yok. Ben isterim iyiliğimi. Ben düşünürüm. Bak ileri gidiyorsun. Ben ne yapıyorum Emine? İleri giden senin kardeşin. Ben bıktım ya benden kaç yaş küçük adamın şunu yap bunu yap demesinden. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum Emine? Ha? Niye her şeye karar veriyor? Ya ben işten çıktım. Ekmek kapımız orası bizim. Şimdi adamın kendi hırsı yüzünden koskoca galeri gidiyor elden. Alıyorlar elimden ya. Senin ekmek kapısı dediğin yeri de Ali Rıza buldu sana hatırlarsan. Yoksa sen bu becerik haline öyle bir işe sahip olabilir miydin acaba? Efendim Halide. Teyze Derya benim yanımda. Nerede? Klinikte. Uyuyor şimdi. Bir şey mi oldu kızıma? Söyle lütfen. Teyze Derya iyi. O iyi ama... Söylediğin gibi konuştum Siverekli'ye. Aramış Mithat'ı, payını vermeyeceğini söylemiş. Tabii Mithat delirmiş. Hesabınızı Burak'a verirsiniz demiş. Güzel, her şey beklediğimiz gibi. Burak'ın kafasını çıkarmasını bekleyeceğiz. Çıkartınca da basacağız kafasına. Basacağız basmasına da tedbirli olmamız lazım. Arkası gelebilir. Emetli'yi aradım. Buraya gelecek. Yüklü miktarda silah indireceğim depoya. İyi düşünmüşsün Haşmet abi. Ne zaman getirecek? Akşam. Akşam silahlar depoda olur. O zaman adamlarla silahları toplayınca başlıyoruz. Aynen öyle. Çok bile yaşadı bu Burak şerefsiz. Peki Bergüzar? Bergüzar'ı ne yapacağız? Ne de olsa Burak onun varisi, onun için dünyayı yakar.
Bu kadar silahlı adamı çapsız Burak için toplamıyoruz herhalde. Bergüzar onu korumaya çalışacaktır. O zaman eş zamanlı ikisine de aynı anda operasyon yapacağız. Evet. Ama mümkün olduğu kadar itidalli. Yani operasyonumuza haber alıp tedbir alamasınlar. Mekancılardan çatlak sesler gelmeye başlamış Bergüzar'ın. Burak'a bir iade etmem diyenler varmış. Mekanlara adamlarımızı yolla, herkese tek tek Burak'a benim seçtiğimi söylesinler. Bana biat eden herkes Burak'a da biat edecek. Hala direnen olursa gereğini yapın. Emredersiniz. Bana. İyisin anneciğim. Bir şey yok, merak etme. Ben seninle konuşmaya gelmiştim. Evet ama bayıldın. İyisin ama şimdi. Bebeğim. O iyi mi? Anne, ne oldu? Halide Hanım, Burak Bey sizinle görüşmek istedi. Benim onunla görüşecek bir şeyim yok. Babanız ve Ali Rıza ile ilgili olduğunu söyledi. Önemliymiş. Yoksa sizi zorla götürmek zorunda kalacağım. Babam gölgelerden açıkça bahsetmiş defterde. 7 kişi oldukları yazıyor. Ama izleri tozları yok. Evet. Bunlardan biriyle ancak ihtiyar irtibata geçebilir. O da tabii direkt mi yoksa aracılı mı onu bilemiyorum. Ben bir aracı olduğunu sanmıyorum. Şemayı da çizmiş buraya. İhtiyar 7 numarayla irtibatta. Bakarız ya. Ben 40 yıldır bu alemin içindeyim. Bunlardan birini hiç görmüşlüğüm yok. Yani belki ticaret yapmışımdır. Belki aynı masada yemek yemişimdir. Karşı karşıya ya da omuz omuza çatışmışımdır. Ama hiç bilemedim. Bırak bilmeyi sezemedim bile. O yüzden bunlara gölge deniyor. Yani gölgen kadar sana yakın ama gölgeni yakalamak kadar imkansız onları yakalamak. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum Haşmet ağa. Bu 7 adamdan bir tanesi mutlaka karşımıza çıkacak. Daha doğrusu biz çıkmalarını sağlayacağız. Nasıl? Bu kadar adamı besleyen çok büyük bir para var ortada. Eğer bu para trafiğini çözebilirsek, ona temas eden, payını almak için uzanan ellere de ulaşmış oluruz. Kara para ülkeye nasıl giriyor? Nakit olarak. Banka havalesi yapacak halleri yok. Nakit olarak. Denetlemek için o paranın indirilmesinde, taşınmasında ya da bölüştürülmesinde orada olmak zorunda 7 numara. Biz paranın indirileceği yeri ve zamanı öğrenelim. 7 numaranın orada olacağına kalıbım basar.
Sen yine ne istiyorsun benden? Derdin ne senin, ha? Benim bir derdim yok. Ama senin yakında büyük bir derdin olacak halde. Babanın da, o Ali Rıza'nın da hayatı benim ağzımdan çıkacak iki cümleye bağlı Halide. İstersem onları sinek gibi ezerim. Bunu yaparım. Çünkü maalesef ben artık sadece Burak Ersoylu değilim. Ben artık yeni kralım. Herkesin kaderi benim merhametim kadar. Babanın da o Ali Rıza'nın da artık bana gücü yetmez. Ama sen her şeyi değiştirebilirsin. İstersen. Sen başkasın. Senin yerin bende başka. Eğer sen istersen babanı bağışlayabilirim. Ali Rıza'yı bırakıp bana geleceksin halde. Ben de babanın canını bağışlayacağım. Hemen karar verme. İyi düşün. Hatta şöyle yapalım. Sen burada bir yalnız kal. Bu boş mezarın başında. Bir düşün. Ama dediğime kulak ver. Sonra bu mezarda olduğunda başında pişmanlıkla ağlama. Hoş geldin Cahit abi. Hoş bulduk Kara Hasan. Hiç ihtiyarlamamışsın be Hasan. İnsan dışarıda içerideki kadar eskimiyor abi. Oradan çıkınca ihtiyarlamıyorsun. Haklısın valla. Buyur abi. Hoş geldin Cahit. Hoş bulduk Haşmet ağa. Buyur geç. Hoş geldiniz Cahit Bey. Emekli Cahit. Yiğit namıyla anılır. Arza kardeş. Ramşo oğlum çay ver bize. Hemen abi. Evet Cahit, haberleri iyi mi? İyi ağam. Silahları seçtirip yüklettim. Tırlar akşam depoda olur. Gerisini halledebilecek misin? Hallederiz. Bir hafta arayla iki parti indiririm. Yaşa Cahit. Yine hazır gibi yetiştin. Ayıp ediyorsun ağam. Sana can feda. Eyvallah. Canın var olsun. Eyvallah. Sağ ol. Ali Rıza neredesin? Neredesin? Çabuk gel. Bir şey mi oldu halde? Burak, Ali Rıza ne olursun çabuk gel lütfen. Benim bir işim çıktı. Bir gitmem lazım. Hayırdır aslan? Yok yok hiçbir şey yok. Siz devam edin abi. Geliyorum ben. Bir şey yok.
Hayırdır inşallah? Vallahi bu çıkış pek hayra alamet değil ha. Niye arıza dedikleri belli. Sıfırdan yüze gaz kesmeden çıkıyor maşallah. Öyle vallahi. Halidem! Hırsız. İyi misin? Ha? Sana bir şey yaptı mı o şerefsiz? İyi misin? Babanın hayatı senin ellerinde yoksa bu mezarda olacak dedi. Ali Rıza, ben babamı da kaybedemem. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Bu sefer çok kararlıydın. Ben çok güçlüyüm dedi. Ali Rıza, ne oluyor? Halidem, bana bak. Bak, ben yanındayım. Sana söz veriyorum. Söz veriyorum, öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Bana güven. Buna izin vermeyeceğim, güven bana, tamam? Canım benim, gel. Teyze, bünyesi yorgun düştü. Bir iki güne kendine gelir ama iyileşmesi bir hafta 10 günü bulur. İnşallah kızım. Anne. Yavrum. Yorma kendini anneciğim. Tamam, iyiyim ben. Bak. Halide birkaç güne kendine geleceğini söyledi. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim kızım. Sen olmasaydın evladımı kaybederdim. Teyze, biz aileyiz. Beni affettin mi? Sen düşünme şimdi bunları. Dinlenmene bak. Ben sizi yalnız bırakayım. Sağ ol yavrum. Anne, özür dilerim. Şşş, özür dilemek falan yok. Saçmalama. Ağlamak da yok. Gel buraya bakayım. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Her şey yoluna girecek. Babama haber verdin mi? Hayır yavrum. Haber vermedim. Babamla konuşmak istiyorum. Telefonu verir misin? Her şey hazır. Bir emrin yeter abi. Hata istemiyorum. Burası bende, Haşmet sende. Bergüzel Hanım geldi. Güzel. Sen arkadan çık. Hadi Rıfkı Başkan. Safir sende. Gözünü ondan ayırma. Tamam. Aman efendim, aman. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Beni kırmayıp davetime icabet ettiğiniz için. Rica ederim. Zaten ben de seninle bazı şeyleri konuşmak istiyordum. İyi oldu. Öyle mi? İyi, denk geldik. Buyurun. Buyurun, şöyle geçin. Babacığım. Nasıl oldu Derya? Daha iyi, toparlanacak. Toparlanacağız, hepimiz toparlanacağız. Yeniden aile olacağız.
Az kaldı, merak etme. Neyim lan? Senin buranda böyle uyurdun değil mi? Evet. Az uyuşturmadın kollarımı. Baba. Evet. Halidem, senin uykun hafifti. Uyanmıyorsun diye kıpırdamadan beklerdim. Ama ben ne yapayım? Burası o kadar huzurlu ki. Yani kalbinin sesi ninni gibi gelirdi. Ben yanımda olduğunu hissederdim. Varlığını hissederdim. Öyle dalardım uykuya. Ama benim senden başka kimsem kalmadı. Bak şimdi. Duygusala mı bağladın sen? Öyle ama. Kimsem kalmadı. Benim de senden başka kimsem kalmadı Halide. Koskoca dünyada ikimiziz. Artık birbirimiz için kaygılanacağız. İnsan birinin kendisi için kaygılandığını bildiğinde mutlu oluyor, biliyor musun? Öyle miymiş? Öyle. Mesela senin benim için kaygılandığını bilmek beni mutlu ediyor. İçime huzur doluyor, ben güvende hissediyorum. Baba, sen benim en kıymetlimsin. Sen de benim halim. Sen benim dünyadaki tek servetimsin. Canımsın, kalbimsin, ömrümsün. Dünyayı bir yana koysalar seni bir yana, gözümden akacak iki damla gözyaşı için bütün dünyayı bir teneke gaza yakarım. Yakarım. Yani askerliğinizi yapmanız da bizim için dediler önemli. Maaşı falan da iyi başlangıç için. Okeyleştik yani, çalışacağım. İyi, Allah utandırmasın oğlum. İnşallah daha iyileri olur. İnşallah. Değil mi Cici kız? Anneciğim. Ne? Senin neyin var? Yok bir şey. Eniştem gelmedi mi daha? Yok. Sabah gitti. Gidiş o gidiş. Ha, Rasim. Enişte. Dur sana müdür. Git bana. Abini çağır, o beni ona. İki çift lafım var, çağır bir öldürse. Rasim, gelsene sen, ben de odayım. Ya bir durmayı bırak ya. Niye herkes bu evde bana ne yapacağım söylüyor? Ha? Yeter. Ne yapacağını bilmiyor olduğun için olabilir mi? Aferin be ya. Seni kurcalayıp kurcalayıp. Bak. Bak. Kendine gel damat. Ben kendimdeyim anne. Ben bu akşam kendime geldim. Bitti, tamam. Bundan sonra bana kimse ne yapacağımı söylemeyecek, tamam. Ben ne diyorsam o. İşte. Bu evin erkeği de büyüğü de benim lan bundan sonra. Sana kim verdi bu yetkiyi, ha? Ver. Ali Rıza'ya kim verdi, ha? Ya adam, bu ailenin öz evladı bile değil ya. Bana bak. Bir daha o cümleyi ağzından duyarsam seni mahvederim. Emine al şunu, gözüm görmesin. Yürü, yürü. Yürü Rasim, yürü. Tamam, tamam. Tamam, bırak. Siberekli. Feci dağılmışsın be. Artık toparlanmaz bu surat ha. Ama Haşmet'le Ali Rıza'nın arkasından gidersen böyle olur.
Bundan böyle kimin yanına yürüyeceğini anlamışsındır artık ha? Bak, bundan sonra hasılatının %80'i benim. Bizzat sen tıpış tıpış bana getireceksin. Her pazartesi öğleden sonra. Tamam. Bir de 2 milyon bağış makbuzu kestim sana, haberin olsun. Sen de benim canımı alacak cesaret de, paramı alacak kudret de artık yok süslü Mithat. Senin rüzgarın bu saatten sonra nezle bile etmez beni. Sen kime güveniyorsun ben? Ha? Kime? Bana. Bilmiyorum. Bir daha sormayacağım Mithat. Burak nerede? Ali Rıza. Onun yerini bilmiyorum. Ama hayati bir bilgiye sahibim. İşine yarayabilir. Cahit. Mallar depoya indi ha. Gelip bir kontrol et istersen. Hemen geliyorum, sağ olasın. Tamam. Üzgün müsün? Ya yapma ama ya. Ya bu ihanet sayılmaz. Bu tercihler. Sen bu adamı satmış sayılmazsın. Sen bu adamı resmen sattın. Şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Emekli silahları depoya indirmiş. Gidip bir onları kontrol edeceğim. Tamam, ben de geleyim. Yok yok, gerek yok Sabri. Sen eve göz kulak ol. Biz Müco ile gider geliriz. Olur abi. Büyük o. Küçük bir parça kafi. Teşekkür ederim. Bir saniye. Burak Bey'e servis yapmadınız. Burak'cığım sen yemeyecek misin? Maalesef. Bugünlerde midemden bir rahatsızlık geçiriyorum da etten uzak duruyorum. Haşmet sokayı yuttu, eceline geliyor. Haşmet tuzağa düştü galiba. Keyfin yerine geldiğine göre. Siz? Ben her şeyi bilirim Burak. Ben ihtiyarım. İstesem emekliyi yanına almana da engel olurdum. Haşmet'i tuzağa çekmene de. Madem biliyorsunuz
Niye engel olmadınız? Önün açıldığında neler yapabileceğini görmek istedim. Aslında bir an evvel ölmemi istiyorsun değil mi? Sabrın yok. Ben niye öyle bir şey isteyeyim ki? Siz bana destek oldunuz. Ama sen destek istemiyorsun ki. Güç istiyorsun. Hem de hemen. Aferin. Ben de senin yerinde olsam aynısını yapardım. Aynı şeyi? Zehirlerdim. Aslında öfkene yenilip adamlarınla evimi basacaksın diye bekliyordum. Ama yapmadım. İkinci aferin. Eğer yapsam, beni öldürsem bile yerime geçemeyeceğini anladın. Düşündün. Planladın. Zaten hasta bir kadın her an ölebilir dedin. Zehirleneceğinden kim şüphelenecek değil mi? Kusura bakma, daha fazla yiyemeyeceğim. Çok pişmiş bu. Ama zaten bu kadarı kâfi. Kaç dakika sonra etkisini gösterir zehir. Anlamıyorum. Bile bile neden yediniz peki? Bu hastalık beynime sıçramak üzere. Beynime sıçrayınca ne olacak biliyor musun? Dayanılmaz acılar başlayacak. Beynimin bütün sinir uçlarını ağır ağır saracak. Vücuduma en basit komutları dahi veremez duruma geleceğim. Yürüyemeyeceğim önce. Sonra konuşamayacağım. En kötüsü ne biliyor musun Burak? Unutacağım. Yaşadıklarımı, yaşattıklarımı, kinimi, sevgimi, intikamımı, hatta kendi adımı bile. Ben Bergüzar'ım. Öleceksem de dimdik ayakta ölmek istiyorum. Düşmanlarımızı affetme. Asla.
affetmeyeceksin. Çok güçlüsün Burak. Tahmin etmeyeceğin kadar çok güçlüsün. Müjo, oğlum bunun şeyine bakmıyor musunuz, şarjına falan? Onu da mı ben yapayım? Haşmet Gürkan'ı arama çalışmaları devam ediyor sayın seyirciler. Bildiğiniz gibi Haşmet Gürkan 2 gün önce şoförünün kullandığı araçta silahlı saldırıya uğramıştı. Vurulan şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince içerisinde Gürkan'ın da olduğu araç uçurumdan yuvarlandı. Jandarma dün araç enkazına ve Haşmet Gürkan'ın şoförü Mücahit Sıraç'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Kazanın etkisiyle Haşmet Gürkan'ın bedeninin denize yuvarlanmış olabileceği şüphesi. Bulmam var ya. Balıklar çoktan yiyip bitirmiştir onu. Tövbe tövbe. Yani Allah eskisi de ben koskoca Haşmet Gürkan. Görüyorsunuz değil mi? Göz göre göre öldürdüler adamı. Halide 2 gündür perişan zavallı. Dayı Minare'de ablanın yanına mı gitti? Onun yanına gitti kızım. Biz de yaşadık. Nasıl bir acı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben hala çok korkuyorum. Bu ne biçim laf Emine? Ali Rıza, yani Haşmet Ağa'ya bunu yapanlar, Ali Rıza'ya da... Kızım ağzından yel alsın. Allah Ali Rıza'yı başımızdan eksik etmesin. Oh, benim ömrümü ona versin.
Araç enkazından 20 metre uzakta Gürkan'a ait özel eşyalar bulunsa da Haşmet Gürkan'a henüz ulaşılamadı. Amma çok üzüldüm be abi. Harcadılar koskoca Haşmet Gürkan ailesi. Koruyamadık ki abiciğim. Hep bizden eksilen oluyor abi. Vallahi şimdi yemin ediyorum çıldıracağım ya. Niye böyle oluyor abi? Ferit, Ferit delirmeyeceksin. Aksine aklını başına toplayacaksın. Kaybolan biten bir şey yok. Biz aynen Haşmet Ağa yanımızdaymış gibi yolumuza devam edeceğiz. Onlar da yaptıklarının bedelini ödeyecekler. İnşallah abi. İnşallah. O gün bir gelsin. Alo. Nedir durumlar abi? Bildiğin gibi Aliza, değişen bir şey yok. Ben Halide'nin yanına geçiyorum. Akşama geleceğim. Oralar sana emanet. Bir sıkıntı olursa haber ver. Daha ne sıkıntı olsun aslanım? Elimiz kolumuz bağlı böyle oturmak bize hayır getirmez oğlum. Yani çocuklar da çok gergin. Bizim bir an önce harekete geçmemiz lazım. Şu süreci bir atlatalım. Bir kafamızı toparlayalım. Hepsini halledeceğiz abi. Tamam. Akşama mekanda buluşalım. Etraflıca konuşalım. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Tamam. Eyvallah. Ancak balık adamların zamanla yarışı devam ediyor. Yetkililer saatler ilerledikçe Haşmet Gürkan'ı canlı bulma ihtimalinin de azaldığını belirtiyorlar. Öte yandan saldırıya ilişkin polis araştırması da devam ediyor. Emniyet görevlileri aracın camındaki hasar ve şoför sıracın ön otopsi raporu birlikte değerlendirildiğinde bunun planlanmış bir suikast olma ihtimali üzerinde duruyor. Biraz abartılmış haber. Aferin lan. Yani senin kadar olmasak da. Eyvallah. Tek tek bitireceğiz Piko. Böyle böyle. En son Ali Rıza'yı bırakacağım. Gör bak benim haberlerim nasıl çıkıyor. Burak Bey. Canım. Misafirleriniz var. Misafir. Kim? Mekancılar geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. Mekancılar. Buyursunlar. Emrindeyiz Burak Bey. Yolunda ölmeye hazırız. Eyvallah. Evet beyler. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Beni az buçuk tanıyorsunuz. Benim sistemim belli. Beni üzmezseniz sıkıntı çıkmaz. Ya bu saatten sonra da çok sıkıntı yaşayacağımızı... Ya Allah ne yalan söyleyeyim. Zannetmiyorum diyelim. Yaşarsak da ne bileyim yaşarız yani. Benim için sıkıntı yok. Nasıl çözeyim ortada. Hızlı. Tek bir şey. Tek bir mesele var. Ali Rıza'nın yanında olursanız... sonunuz Haşmet'inki gibi olur. Bu kesin bilgi. Onu size söyleyeyim. Sonra ben duymadım. Vay benim haberim yoktu. Demeyin. Başka bir şey yok herhalde. Fiko sanırım yeterince açıklayıcı olurum. Değil mi? Sizin bana söylemek istediğiniz bir şey varsa bana söylemeyin. Mithat'a söyleyin. Mithat sizin başınız. O çözer. Ha pardon. Bir şey var. Önemli bir şey. Unutmadan. Parayla ilgili hiçbir sıkıntınız olmaz. O konuda bana güvenin. Kimsenin Ersoylularda parası kalmamıştır. Şimdiye kadar kazanmadığınız parayı kazandıracağım size. O konuda gönlünüz rahat olsun. Bunun karşılığında sizden tek bir şey istiyorum. Tek bir şey. Sadakat. Thank you.
Halide kızım neredesin? Kimseye bir şey söylemeden çıkıp gitmişsin evden. Önemli bir işim var teyze. Korumaları da almamışsın yanına. Ne önemli işi? Bak beni daha fazla endişelendirme. Hadi çık gel evine. Teyzeciğim sonra konuşuruz. Kapatıyorum ben. Halide bak. Alo. Bak açmıyor görüyor musun? Nereye gitmiş? Bilmiyorum sabah önemli bir işim var diye çıkmış gitmiş. Kimseye de bir şey söylememiş. Artık benim sevdiğim bir insanı daha kaybetmeye tahammülüm yok. Gidelim mi buradan? Ne? Her şeyi geride bırakıp gidelim. Yeni bir yerde yeni bir hayata başlarız. Ben çok yoruldum, sen de. Gidelim. Haklısın. Burada bizi bağlayan hiçbir şey kalmadı. Kardeşim. Yeğenlerim, eniştem benim. Tamam. Gidelim kızım. Babam gelir mi? Sanmıyorum. Gelmez. Ama belki Halide gelir. Sen, ben, Halide. Her şey yeniden başlarız. Yepyeni bir hayat. Hemen gidelim, tamam mı? At Fika at, birkaç odun daha at. Mithat Bey'i üşütmeyelim. Ne oluyor ya? Sen niye böyle gerginsin? Bunaldım. Bu kafeste böyle ecelimizi bekler gibi beklemekten bunaldım. Mithat Bey kusura bakmayın da size de hiçbir şey beğendiremiyoruz ya. Saklayın dediniz, sakladık. Sakin ol, sakin. Bak Haşmet ölmüş. Adamlar gelmiş, mekancılar gelmiş, bize biat ediyor. Yakında Ali Rıza'nın kolu kanadı da kırılacak. Daha ne istiyorsun? Ne zaman devredecekler bu yetkileri falan sana? Bir an önce ne devredecekler seçsinler de gidip Ali Rıza'nın tepesine çök. Yoksa o bize saldıracak. Saldırsın. Yiyorsa saldırsın. Ya onun baş düşmanı benim. Saldıracaksa bana saldırır. Sen düşmanı değilsin, sana ne oluyor? Sakin. Haşmet'i öldürdün, Ali Rıza delirdi. O yaşadığı sürece bize rahat yok. Son karşılaşmamızda şansımı yaver gitti de canımı kurtardım. Bir daha işimi şansa bırakmak istemiyorum. Evet. Doğru söylüyor. İşini şansa bırakma Mithat. Ama şanslısın. Yani hayret. Sen nasıl kurtuldun Ali Rıza'nın elinden? Ya da şöyle sorayım. Ali Rıza seni ne oldu da saldı? O beni salmadı. Ben kaç defa anlatacağım bunu sana?
O esnada bir arbede oldu, canımı kurtardım işte. Adam rahat durmayacak diyorum sana. Bak, Haşmet de yok artık. Tek celsede bitiririz biz bu işi. Zamanı gelecek. Ne zaman? Bak, Safir gelecek bugün. Bana anlatacak usulü. Para hesabıma yatacak, yetkileri devralacağım. İşte o gün Ali Rıza'nın son günü olacak. Onu tadını çıkara çıkara geberteceğim. Acı çekmek, yıkılmak, hele ki elden ayaktan düşmek istemiyorum Safir. Buna müsaade etmeyeceksin. Ben kendimi öldürmeye karar verdiğimde asla, asla müdahale etmeyeceksin. Öldükten sonra mezarlığa değil, sadece senin bildiğin bir yere gömeceksin. Başımda mezar taşı falan da istemiyorum. Senden başka kimse bilmeyecek mezarımın yerini. İhtiyara ait ne varsa, kıyafetlerim, peruğum, hepsini yak ben öldükten sonra. İhtiyarın kirini, lekesini, üzerime bulaşmış onca insanın kanını beraberimde götürmek istemiyorum. Bütün günahlarımı ihtiyarın üzerinde bırakıp, kirlenmemiş gibi huzur içinde uyumak istiyorum Safir. Burak, emekli Cahit'in size silah sağlayacağını öğrendi. Onu ailesiyle tehdit edip Haşmet abiye tuzak kuracaklar. Riva yolunda. Bu gece. İyi değil mi? İyileşiyor. Teşekkür ederim. Bana verdiğin sözü tuttun. Evlat.
Yormayın kendinizi. Bundan böyle emrinizdeyim Burak Bey. Bergüzar Hanım'a olan saygım ve sadakatim eksiksiz olarak sizindir. Tabii canım da. Eyvallah Safir. Ben de Bergüzar Hanım'ın sana verdiği değeri misliyle vereceğime emin olabilirsin. Hiç şüphem yok. Yalnız Safir, ne olacak bu teslimat işi? Ne zaman olacak? Yani düşmanlarımız bu kadar diş bilerken neyi bekliyoruz biz? Ne zaman? Çok yakında. Londra'dan Bergüzar Hanım'a ait olan paralar çıkış için yüklenmeye başlandı. Birkaç gün içinde limandan konteynerler inecek. Paranın aklanması konusundaki hazırlıklar tamamlandıktan sonra ilk partide 500 milyon dolar ve ana irtibatlar size teslim edilecek. Ya bu Mithat'ta bir haller var ha. Ben seni uyandırayım. Var var. Var, farkındayım da. Şu an onunla uğraşamam. Şu yetkileri ben elime bir alayım. Ona bizzat ellerimle vereceğim ayarı. $500 milyon mı dedi Safir? İlk etapta. İlk partisi bu. Vay anasını, 500 milyon. Oğlum mesele para değil ki. Para ne? Para... Mesele güç. Öyle bir güç devralıyorum ki... aklın hayalin şaşar. Karşımda kimse duramayacak. Doğru diyorsun. Kral. Ayrıca bu da yetmeyecek. Onu şimdiden sana söyleyeyim Fiko. Şimdilik ihtiyarın gücüyle geçineceğim. Sonra en tepeyi oynayacağım, en. O büyük zannettiğimiz gölgeler var ya, yanımda küçücük kalacak. O kadar yüksekten uçup bizi de unutma. Ulan seni unutur muyum be? Fiko, sen benim vezirimsin. Sen benim her zaman yanımda olacaksın. Eyvallah. Diğer yanımda da Halide. Gelebilir miyim? Gel teyzeciğim. Nasılsın? Daha iyiyim. O kadar çok şey yaşadık ki. O kadar insan kaybettik. Nasıl iyi olabiliriz ben de bilmiyorum artık. Çok eksildik Halide. Belki de artık iyi anıların yanına kötüleri de gömüp buradan gitmek lazım. Nereye? Ne önemi var? Nereye olursa eksilemeyeceğimiz bir yer. Derya ile gitmeye karar verdik. Halide sen de gel. Sen ben Derya gidelim buradan. Kaybedecek neyimiz var ki? Hı? Çekelim evin kapısını gidelim. Bak ben inanıyorum. Üçümüz birbirimizde eksik kalan her şeyi tamamlarız. Teyze ben gelemem. Yapma Halide.
yapma. Burası bela. Cehenneme dönecek burası yakında. Dönsün. Ben Ali Rıza'yı bu cehennemin ortasında bırakıp hiçbir yere gitmem. Para Londra Limanı'nda kasalara aktarılacak. Deniz kabukları ve salyangoz olarak kayıtlara girecek. Buradaki gümrükten de bu şekilde giriş yapacağız. Yani tamam da ben bunları niye imzalıyorum? Bunlar liman kayıtları, gümrük girişleri ve faturalar için gerekli olan evraklar. Ben evraklar üzerindeki gerekli çalışmaları yapacağım. Ondan sonra zaten benim işim bitiyor, biliyorsun Safir. Biliyorum. Sen gerekeni yap, biz sonrasını hallederiz. Tamam. Ben işlemleri bitirdikten sonra sizi arayacağım. Benim işim bitti. Peki. Görüşmek üzere ama. Görüşürüz. Ne ayak bu? Ne bu şimdi bana 1000 tane kağıt imzalattın? Ne bu? Herifin adı neydi? Haldun. Benim için Haldun diye biri ben tanımıyorum, etmiyorum. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Biz tanıyoruz. Yıllardır bize çalışıyor zaten. Güvenilirdir. Güvenilir de ne bileyim. Yani yüzlerce milyon doları aldı, karidesi güvece yatırdı. Ne olacak yani şimdi bu adam? Şuna bak. Bu kadar iş yapıyor, daha kendine araba almamış. Onun kendi üstüne kayıtlı bir mülkü olamaz. Niye? İzini süremesinler diye. Devam et. Sabri. Halide. Ya evet. Mesele ne? Hasoil Holding yepyeni bir ticari atılım yapıyormuş. Salyangoz ve deniz kabukluları. İçerideki adamlarımızdan Sabri'ye haber geldi. Şirketin kuruluşundan bu yana hiç faaliyet göstermediği bir alan. Artık ne hikmetse Burak Ersoylu birdenbire yüklü miktarda salyangoz ve deniz kabukluları ithal etmeye karar vermiş. İhtiyarın paralarını devralacak. Alamayacak. Ne yapıp yapıp mani olacağız. Orası öyle. Ne zaman, nerede bu teslimat? Onu da bize Haldun kardeşimiz söyleyecek. O kim? Sıradan bir muhasebeci gibi görünüyor ama değil tabii. Gölgelerin parasını aklayan bir hesap uzmanı. Gümrükte, liman işletmeciliğinde, vergi dairesinde, anlayacağın her yerde tertemiz iş çıkarıyor bu arkadaş. Hazırladığı belgelerde yasa dışı, sahte, devletle başını belaya sokacak en ufak bir açık yok. Kısacası teslimat için her türlü uygun zemini hazırlıyor. Gerisi zaten paranın hamallığı. Hayır Rıza, bu adamı almamız lazım. Ama sessizce. Kimse kaybolduğunu hissetmemeli. Halleniriz. Efendim? Teslimat için her şey hazırladım. Yer ve saati emrettiğiniz gibi ayarlandı. Emredersiniz efendim. Benim işim bitti o vakit. İlk uçakta dönüyorum. Hürmetler.
Havalimanı. Şoför bey, ne yapıyorsunuz? Yanlış yola girdiniz. Yo. Sen zaten yanlış yoldaydın. Seni doğru yola sokuyorum. Söyledim. Ben ne teslimatı biliyorum ne de zamanını. Bakın ben sadece basit bir takipçisiyim. Ne dediğinizi anlamıyorum. Ali Rıza, sana söylemiştim. Bu gölgeler sağlam adamlar. Ve kendileri gibi sağlam adamlarla çalışıyorlar. Bak muhasebeci bile kaya gibi çıktı. Eskiden baba evinin yakınında bir kum ocağı vardı. Orada böyle bina kadar kayaları küçücük torbillerle un ufak ediyorlardı. Kaya dedin de oradan aklıma geldi. Anladım da hiç gerek yok Ali Rıza. Bize şimdi bu arkadaş teslimatın yerini ve zamanını söyleyecek zaten. Öyle mi Ali? Bilmiyorum dedim size. Bilmiyorum. Bırakın beni. Savcı. Safir, şimdi bunların içinin hepsi para mı dolu? Şimdi bunların hepsinin içi para dolu Fiko. Alo. Ne yaptınız? Geldi mi paketler? Geldi kral. 7 numara? O birazdan gelecekmiş. Güzel. Ben de çıktım. Sen teslimatı başlat. Hadi. Hadi Sinan. Adamımız bu. Evet. Hadi başlıyoruz. Thank you.
kahretsin. Allah kahretsin. Söyle Tiko. Sakın gelme. Baskın yedik. Sakın gelme. Ali Rıza. Ulan Ali Rıza. Ulan Ali Rıza. Ulan Ali Rıza. Ali Rıza dur. Çıkma oğlum. Baksana cehenneme sevindiler. Nasıl sıkıyorlar. Abi kaçacak. Ali Rıza. Beni. Ali Rıza. Ali Rıza dur. Abi. Kaldır kollarını. Dön bakalım önünü. Görelim şu gölgenin arkasındakini. Zafer.